Bismillahirrahmanirrahim. Maalesef bu acıyı bir daha tekrar etmek zorunda kalacağız. 16 tane masum insan yanlış bir sürecin, yanlış bir uygulamanın kurbanı oldular. Bu çerçevede de daha önce biz defalarca bu yanlış uygulamalara itiraz ettiğimiz halde, karşı çıktığımız halde aynen devam etti. Çözüm süreci adı altında şehirler patlayıcı haline dönüştürüldü. Hemen hemen her yere patlayıcılar yerleştirildi. Polisin, emniyetin, istihbaratın gözü önünde patlayıcılar taşındı. Ve süreç bozulunca bunlar devreye girdi. Ve bunların mağduru da masum insanlar oldu. Zaten süreç ortadadır. Sadece Dürümlü'de değil, o dönemde hemen hemen her tarafta bombalar patlamaya başladı. Ve bu patlayan bombalar halkımıza zarar verdi. Yanlış bir uygulamanın neticesiydi. Elbette ki burada malum bir suçlu vardır. Fakat bu suçlar hiçbir zaman gündeme getirilmedi. Ortaklaşa yürütülen bir çalışmanın neticesinin kurbanı halkımız oldu. Temennimiz bunların bir daha olmaması, atılacak adımların sağlıklı bir şekilde atılması, halkımızın, vatandaşımızın faydasına olacak şekilde atılmasıdır. Öncelikle orada ölenlere rahmet, ailelerine sabrı cemil diliyorum. Bu tür acılar unutulmuyor. Yani belki normal şekilde ölümler üzerinden bir süre geçtikten sonra unutulur ama bu şekilde paramparça edilmiş cesetlerin böyle tarlalarda toplanarak bir torbaya getirilerek, yani neticede katledilen 16 kişinin bütün toplanan parçalar bir torba içerisinde. Yanlış hatırlamıyorsam 60 kilo civarında dediler. Yani 16 insan 60 kilo civarında kalmış şekilde parçaları toplanarak defnedildi. Yani bu acıların unutulması mümkün değildir. Bu anlamda da bu acıların bir daha bu şekilde yaşanmaması için, bu şekilde acıların artmaması için ciddi adımların atılması lazım. Yani bu insanlarımızın, toplumumuzun da uyanması lazım. Neye, ne şekilde, nasıl destek vereceklerini de iyi düşünmeleri lazım. Malum Dürümlü'de yaşanan olayın da neticesi buydu. Yani yanlış yürütülen bir çalışmanın, yanlış atılan bir adımın neticesinde ulaşılan sonuçtu. Halkımızın, insanlarımızın bu tür acılara, yani daha doğrusu bu acıların son bulması için yapılan bu çalışmalar maalesef yeni acıları kapılara getirdi. Tabii bu sonuç, yani süreç sadece Dürümlü ile ilgili değil, işte Sur'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Şırnak'ta birbirini takip etti. Bu şekilde insanlarımız yeniden bir katliama tabi tutuldu, çukurlar kazıldı.